Milliyetçi, etnikçi ve marjinal barolar türeyecektir. Çoklu baro avukatların bölünmesine neden olacak, savunma ağır bir darbe alacaktır. Çoklu baro ile barolar etkinliği olmayan fikir kulüpleri olacaktır. Çoklu barolar ile mağdur vatandaşların, şiddet gören kadınların ve hatta hayvanların dahi mağduriyetleri etkin bir şekilde dile getirilemeyecek, etkin bir mücadele yapılamayacaktır. Çoklu baro olursa kamu görevlilerinin vatandaşa iyi hizmet etmeleri konusunda denetimde sıkıntılar yaşanabilecektir. Çoklu barolar ile barolar tamamen siyasi kimlikler bağlamında oluşacak ve bu haliyle barolar meslek kuruluşu değil, siyasi partilerin arka bahçesi olacaktır. Bu durum mahkemeler üzerinde de ciddi bir baskı oluşturacaktır. Stajyer avukatların staj işlemlerinde çifte standart olacaktır. CMK ve adli yardım uygulamasında büyük problemler yaşanacaktır. Avukatlık mesleğinin prestiji düşecektir ve daha birçok soruna neden olacaktır. Bu nedenle çoklu baroya karşıyız. İşte çoklu baroya karşı olmamızın nedenleri bunlardır. Değişiklik yapılacak ise öncelikle tüm avukatlar muhatap alınmalıdır ki maalesef alınmamıştır. Demokratik ve hukuk devletinin özü budur. Maalesef yasa teklifi komisyonda kabul edilmiştir. Bundan sonraki süreçte meclise gelecektir. Biz sağduyunun hakim olacağı inancıyla bu yasa değişikliği teklifinin kanunlaşmayacağını temenni ediyoruz ve bunu istirham ediyoruz. Savunma susturulamayacağı gibi bölünemez ve savunmaya dokunulamaz. Yasa değişikliği teklifini en net ifadeyle kınıyoruz. Tekrar belirtmek isteriz ki avukatlık yasasında bir değişiklik yapılacaksa muhatap olarak tüm avukatlar alınmalıdır. Sözlerime burada son verirken Uşak Barosu'nun en başından beri çoklu baroya karşı olduğunu bir kez daha tekrar eder. Bu karşıtlığımız nedeniyle haklarımızı yasal zemin içinde sonuna kadar arayacağımızı, bu konudaki kararlarımızın gayet net olduğunu iyi bilinmesini tekrar beyan ediyor ve hepinize basın açıklamamıza katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunu kınamak ve protesto etmek için bir alkış eylemi gerçekleştireceğiz. Bu konuda Thank you.